Çok teşekkür ederim. Ne oldu Cansu Hanım? Bir gerildiniz. Evet, gerildim. Oluyor böyle. Bir tane patlatın şunu rahatlayın. O kadar da demedik. Bu da yani kul yapısı, rica ederim. Benjamin, özür dilerim. Özür dileriz Benjamin. Ama birazdan aynı tokatı yiyeceksin. Hem de 14 defa. Evet. Her seferinde de şöyle harf almadan ilerlersek 9800 puan ışıl ışıl parlamaz mı? Parlar. Ne güzel olur. Bekliyorsunuz değil mi kendinizden böyle bir şey? Yani 9800... O kadar değil ama yüksek beklentim falan bozmayayım sizi, bekliyorum. Beni bozmayayım. Hedefimiz 7300 olmasın. 9800'e tamam. Koşalım. Tamam. Cansu Hanım. Tamamdır. Tamam mıdır? Hı-hı. Başlasın mı peki? Başlayalım. Hadi bakalım. İnandık. İnandık. Buyurun, ilk soru geliyor. Hükümdarlar için makam koltuğu. Taht. Nedir? Taht. Bana sormayın. Yapıştırın. Hani nasıl smaç atarken belinizi sakatladınız. O kadar böyle. Olmasa da yine tamam. Kuvvetli tokatlar bekliyoruz sizden. Buyurun, ikincisi geliyor. Bir aletin, bir aracın veya bir biçimin ana çizgilerini gösteren çizim. O aletin, o aracın nokta noktası. Eskiz gibi bir şey diyeceğim eskiz ama. Gibi değil de böyle daha, siz şimdi mekatronik mühendisi olacaksınız evet. Hayırlısıyla. Orada hani belli bir cihazın devreleri bilmem nesi, onun nesidir? Bir harf alayım. Aldık bir tane harf. Çıkar ortaya. Ş harfiyle başlıyor. Bir aracın mesela. Şema. Şema gayet güzel. 300 puan daha kattı kasaya. 35 saniyede iki soruyu hallettik. Gayet güzel alışveriş. Bu da kolay bir sorudur. Buyurun, ilk 5 harfi cevabınızdır. Bilinmedik bir yanı olmayan. Malum. Paris. Harf değil istediler mi? Galiba. Harf belli. İstediler. Harf de istememişler. Olmaz olsun o harf. Bir tane borcum var. Size bir harf borcum var. Halledeceğim onu, hiç merak etmeyin. Buyurun, yenisi gelsin lütfen. Mesleki çalışma ve beraberindeki uğraşlar. Dikkat! İki kelimeden oluşuyor bu kalıplaşmış tabir. Mesleki çalışma, mesleki çalışma ve beraberindeki uğraşlar. Mesela hiç gelmiyorsun. Ne yapalım ya, mesleki İş çalışma güç. Ve beraberindeki uğraşlardan fırsat bulamıyoruz. Sevindim maşallah. Sevindim biraz. Gayet güzel. Buyurun, yenisi gelsin efendim. Altı harfli cevaplara geçtiniz. Kısa yoldan şöyle sorduk bu soruyu. Dilimli perde. Ay, ne deniyordu ona? Batı kökenli bir adı var. Jaluzi. Neydi efendim? Jaluzi. Jaluzi. Hani demiştiniz ya, Mustafa Bey'in soruları biraz bana eski eski geldi demiştiniz. Evet, geliyor mu? Geliyor. Çok eski değilse sıkıntı değil. Yani ama. Gündelik konuşmada karşınıza çıkar. Tamam. Ama yaygın kullanılıyor. Tamam. Bir bakalım. Bakalım. Gönül ayartıcı, cilveli. Bu anlamlarda Arapça kökenli bir sözcük. Kadınlar için kullanılıyor. İşveli mi? Şimdi öyle bir ek yok bunda. Yok. Cilveli gibi bir ek yok. Arapça kökenli bir kelime. Alalım mı bir harf? Bir harf alalım. Buyurun. Evet. Pek ipucu vermedi. Vermedi mi? Yok. Bunun tam karşılığı aslında Fransızca femme fatale. Söylenişi de benziyor bak. Femme fatale. Nasıl birisi böyle? Bilemedim ya, bir harf daha. Buyurun. Vallahi adamı eteğinde sallar. Fit. Fit. Köke gittiniz bilmiyorum siz. Bilmiyorum galiba kelimeyi. Eyvah, bu kelime belki karşınıza çıkmadı. Bir tane daha alalım. Bakın T'den sonra iki tane boşluk var. T'nin hemen yanındaki acaba sesli mi sessiz mi? Sessiz. Bence de sessiz. Fetban mı? Fetban değil. Ama ben olsam durdurur sayarım. Fetban. Fetcan, fetdan. Fetdan gibi evet. Fetfan, fethan, fetkan, fetnan, fetman, fetlan, fetsan, fetvan. Fetsan'dan sonra? Fettan. Fettan! Güzel. Bize yeni kelimeler de kattınız daha harcımıza. Özellikle fetfan. Onu çok sevdim. Alfabeye başladım direkt. Yani hem de eğlenceli. Fetfan. Onun gibi. Buyurun, yenisi geliyor. Eziyet çeken, türlü Çilekeş. Zorluklara katlanan. Bir tane daha var. Anam. Çilekeş anam. Hani hem vefalı hem de çekmiş. İnşallah sonra da sefasını sürer. Cefakar mı? Nedir efendim? Cefakar. Cefakar efendim.
Şimdi durum şu. Çok güzel geldik buraya kadar. Yok yok, çok güzel geldiniz. 3200 puandasınız. Bugünün en iyi başlangıcını yaptınız diyebilirdim eğer ki süreniz de iyi olsaydı. Evet. 1 dakika 34 saniye var. Bu da büyük bir felaket demek değil. 7 soruya cevap verdik. 2,5 dakikadan daha kısa sürede. 7 soruya cevap vereceğiz. 1,5 dakikadan daha uzun sürede. Geliyor ikinci 7 harfli cevabınızın sorusu. İnsan, hayvan ve bitkilerin yapısı anatomi nedir? Cansanım. Maşallah. Buyurun, yenisi geliyor efendim. Teklifsiz konuşma diyelim. Baştan çıkartarak kandırmak. Çelmek gibi bir şey. Tek kelime gibi bir şey değil. 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 Baştan çıkararak kandırmak. Gönlünü mesela. Aklını, gönlünü. Bir harf alalım mı? Bir harf alalım. Aldık bir harf. Tekliksiz konuşma. Ayırtmak. Ayırtmak değildir o. Neydi? Ayartmak. Ayartmak daha güzel. Olabilir. Ayırtan da vardır. Yani o mertebeye gelenler de yaşıyor aramızda, duyuyoruz. Buyurun, yenisi gelsin efendim. Biraz zıpır bir soru. Tamam. Hapşırmak ile eş anlamlı bir kelimedir. Ama ölçülü hapşırıklar için kullanılır. Aksırmak. Nedir? Aksırmak. Gayet güzel. Şimdi o yine böyle hafif naftalinli kelimelerden biri. Tamam. Bir birleşik kelime yardımcı fiiliyle bir araya gelmiş tek bir kelime oluşturmuş. Mastarla mı bitiyor? Mastarla elbette bitiyor. Birleşirken de ses düşmesine uğramış. Tamam. Buyurun, geliyor. Süslemek, bezemek, daha güzeli özenle işlemek. Özenle işlemek. Hadi bir harf. Tamam, bir harf. Aldık bir harf. Bence güzel yerden geldi. Tek kelime ses düşmesine uğramış. Mastarla evet, bitiyor. Yani o sözlerinizi kalbimize özenle işledik. Nakşetmek. Nakşettik. 800 puan daha. 6200. 6200 puandayız. 19 tane harf alabilecek durumdayız. Elimizde kaldı 3 tanecik soru. 3 soru. 10'ar saniye edelim. Yani şunların şu soruda da takılır Cansu Hanım diyebileceğim bir soru yok. Yine eski bir tabir var. Ama çok yaygın kullanıldığı için hali hazırda ne bileyim nakşetmek kadar, fettan kadar, cefakar kadar takılacağınız bir soru olmayacak. Tamam. Önce şunları bir halledelim. Bu kolay. Adı telle işleyen kablolu tren anlamındaki tramvay. Fransızca sözcükten alıntıdır. Raylı ulaşım aracıdır. Metrobüs, tramvay, tren attı. Fransızca kökenli tek kelime. Harfalayayım. Bu hani raylı ulaşım aracı ama halatlarla çekiliyor. Kabataş'ta var. Neydi ne o Kabataş'taki? Harfalayayım. Aldık bir tane daha. Ne deniyordu ona? Kü. Harfalayayım. Bir harf daha ve durdurdular. Durdurdunuz. Fasiküler. Fasiküler. Neydi o? Ansiklopedi. Yok. Ve köpek. Kefa. Köpek. Köpek. Bilmiyorum. Fita. Fita mı? Fita değil. Fatih. Bilmiyorum. Ya yapmayın. Sonunu buldunuz. Küler. Fabiküler. Faciküler. Fadiküler. Faniküler. Fani değil o. Faniküler. Ah, fettan gibi olmadı bu. Faniküler. Bunu doğru ya, söyleyen pek yok zaten. Bilmiyorum ya. Hiç kullanmamış bile olabilirim hayatımda ismini. Faniküler. Bak ben de yanlış söyledim. Hiç kullanmadınız mı? Yok, hiç yani. Halen kazanabilecek durumdasınız. Öyle mi? Evet. 7600 puana ulaşabilecek durumdasınız. Elimde de 2 tane soru kaldı. Bu demektir ki 3 harf alabiliriz. Tamam. Tamam. Almayalım efendim. Son 2 sorumuz. 2 kelimeden oluşuyor bu 10 harfli cevap ve şöyle soruluyor. Geliyor. Kararlaştırmak, belirlemek veya atamak. Durdurun. Kararlaştırmak, belirlemek 2 kelime. Tayin etmek. İşte odur. O harfe de gerek yoktu ya. Hadi neyse. Şimdi 2 harf alabilecek durumdayız. İkisini birden zaten almanıza imkan sağlamaz geriye kalan son 2 saniye. İstiyorsanız bir harf diyeceksiniz, sonra da tokatı indireceksiniz. Tamam. Bence gerek yok ama siz bilirsiniz. Tamam. Bak, bence gerek yok, söylüyorum size. Buyurun gelsin. Kelimeleri yanlış söyleme, ağızdan yanlış bir söz çıkarma. Anlamında eski bir tabir. Sürçülisan. Fola. Buyursunlar efendim.
Tüh! Beğendiniz mi yaptığınızı diyeceğim ama ya, beğenmediniz. Finiküler miydi hala söyleyemiyorum, çok aklımda kaldı. Olmaz olsun. Vallahi billahi ne dert yaşattı bize ya. Gerçekten. Bir şey olmaz zaten. Gayet güzel yarıştınız. 9000'lerin üzerine çıkabilecek bir performanstı. Olmadı ama hala hazırda sizi birinci sıraya taşıdı. Bakalım Akif Bey ne gibi belalarla karşı karşıya kalacak. Bakalım. Bakalım Elif Hanım neler yaşayacak. Siz biraz pop oturup pop kalkın. Tamamdır. Bir daha tuşluk sen.